Merhaba arkadaşlar, Gökçen Mutfağı'na ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için Kayseri yağlaması yapacağım arkadaşlar. Şebit yağlaması da denilen bu güzel yemeğin tarifini sizlerle paylaşacağım. Yemeğimiz için küçük küçük lavaşlara ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Biz Konya'da şebit deriz, Kayseri'de de şebit deniyor ki şebit yağlaması ismi de verilmiş bu yemeğe. Şimdi ben bunu yapmak için önce hamur yoğurmam gerekiyor. Tabii ki mayalı hamur yapacağım arkadaşlar. 6 su bardağı unumu önceden almıştım. 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya ekledim. Şimdi hamurumu güzelce yoğurdum arkadaşlar. Böyle yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. 3 su bardağından da 2,5 bardağını kullandım. Yarım bardağı kaldı. Yani 6 bardak un için 2,5 bardak sıcak su kullanmamız yeterli geldi. Hamurum mayalandıktan sonra bezelere böldüm ben arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstüne de bir naylon kapattım. Bezelerin üstü kurumaması gerekiyor çünkü. Şimdi onları açabildiğim kadar ince mayalı ekmek ya da lavaş ekmeği büyüklüğünde açacağım. Bu yapmış olduğumuz hamuru aslında benim geçenlerde de vermiş olduğum mayalı ekmekle birebir aynı arkadaşlar. Kayseri yağlamasının hamurunda 1 bardak süt kullanılıyor. Yani o da bir poğaça hamuruna benziyor aslında. Ama ben en lezzetli halinin bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Ben bu yemeği sıkça yapıyorum. Gerçekten çok lezzetli ve çok pratik bir yemek olduğunu düşünüyorum. YouTube'a da benim ilk merhaba dediğim tarif budur arkadaşlar. Benim için çok özel bir yemek. Benim ilk YouTube videom yine Kayseri yağlamasıydı. Bir seneden fazla zaman geçti. Sizlerle yeniden paylaşıyorum aynı tarifi. Şimdi yapmış olduğum ekmeklerim bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onları bir tepsinin içine böyle kat kat dizdim. 15 tane ekmek var şu anda önümde. Yaptığımız ekmekler böyle dursun arkadaşlar. Şimdi yağlamamızın içini hazırlamaya başlayabiliriz. Tavanın içine yarım çay bardağı sıvı yağ aldım arkadaşlar. 5-6 tane kuru soğanı ince ince doğramıştım. Onları da yağın içine aldım. Soğanlar kavrulduktan sonra içine yaklaşık 300 ya da 400 gram kadar orta yağlı kıymam vardı. Onu ekledim arkadaşlar. 1 yemek kaşığı domates salçası var. Salçayı da güzelce kıymamla beraber kavuracağım. Sonra içine baharat olarak 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber, 1 çay kaşığı da kimyon ekledim. Tuzunu da istediğiniz ayarda ekleyin arkadaşlar. Ben salçam tuzlu olduğu için fazla tuz kullanmıyorum. Şimdi baharatlarımın üstüne 5-6 tane domatesi rendelemiştim. Rende domateslerimi aldım. Ama eğer yazdan hazırlamış olduğunuz kavanozda domates soslarınız varsa onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Domateslerin de suyunu iyice çekmesini bekledim. Domatesler suyunu çektikten sonra içine 1 su bardağı dolusu su ekleyeceğiz arkadaşlar. Biraz sulu bir iç harcı hazırlamamız gerekiyor. Suyla beraber diğer malzemelerin de özleşmesi için biraz daha kaynattım. Son olarak içine kıyılmış maydanozumu da ekledim ve yağlamamın iç harcını bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi tavamı ocaktan aldım. Önce yapmış olduğum ekmeklerle yağlamamızın son şeklini vermeye başlayabiliriz. Kenarlarını önce iç harcımın içindeki suya batırıyorum. Sonra içine bir kaşık iç harcımdan alarak ekmeğimin her tarafını kaplayacak şekilde malzememize yayıyoruz arkadaşlar. Daha önce hiç yemediyseniz mutlaka yemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok farklı ama çok lezzetli bir yemek. Benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Daha önce de dediğim gibi ben sık sık yapıyorum. Çocuklar da çok severek yiyorlar. Ramazan ayı içinde gayet uygun bir akşam yemeği, iftar yemeği menüsü olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi bütün iç harcım bitene kadar ekmeklerimi bu şekilde kat kat dizmeye devam ediyorum arkadaşlar. Buraya kadar videomu izlediyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı, paylaştığım videomu beğenmeyi ve izlediğiniz video hakkında bana yorum yazmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet, yağlamalarımın hepsini tamamladım. Şimdi bıçakla onları 4 eşit parçaya kestim. Yağlamamız bu şekilde oldukça da bereketli oluyor arkadaşlar. İsterseniz üstüne yoğurt ekleyerek Kayseri yağlamanızı yiyebilirsiniz. Yoğurt da çok yakışıyor bu yemeğe. Şöyle çatalla nasıl yenildiğini de sizlere göstermek istiyorum.
Bugün de bir videomun daha sonuna böylece gelmiş bulunmaktayım. Vermiş olduğum tariften umarım memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.